ve hibe desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeterli olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Rakamlar çok düşük. Buradaki kiralar olsun, stopaj olsun, vergi olsun çok yüksek olduğu için bize çok yüksek geliyor onlar. O yüzden az olduğunu düşünüyoruz. Peki yani siz de bir esnafsınız, kırtasiye işletiyorsunuz, okullar da kapalı. Bu süreçte satış yapabiliyor musunuz? Müşteri geliyor mu? Tabii ki satışlarımız yarı yarıya düştü. Okulların kapalı olmasından dolayı. O yüzden zor. Yani yeterli bir oran olmadığını düşünüyoruz. Ben bayan kuaförüyüm. 20 yıllık bir kuaförlüğüm var. 10 yıllık da dükkan işletmeciliğim var. Şimdi destek paketlerinin eğer esnafa gerçekten dokunuyorsa gerçekten destek paketleri esnaflar için çok iyi bir şey. Ama bu geç kalınmış bir şey. Esnaf ölmüş, üstüne toprak atmışsınız, gömmüşsünüz. Geriye kalan, kıt kanat, borç içine kalan esnafı da canlı tutmaya çalışıyorsun ama verdiğiniz destek aylık 1750 liraya tabakkül ediyor İstanbul'da. İşletmecilere bu parayı verdiğin zaman bunlar sana gülmez mi? Bu ne bizim giderimiz mi? Sen ne yapıyorsun? Yani sen devlet olarak kazanın içinden millete verirken çay kaşığıyla veriyorsun ama milletten almaya gelince kepçeyle alıyorsun. Yaklaşık burayı 10 seneden beri işletiyoruz. Yani bizim işlerimiz iyi. Hani diğer sektörlere göre bizim işlerimiz iyi çok şükür. Ama yani biz bile bazen zorlanıyoruz. Hani işlerimiz yani orta şekerli olduğu halde bile biz bile ödemelerimizde mesela bazen zorlanıyoruz. Çünkü masraflar çok üst düzeyde yani. Fiyatlarımız biraz yüksek. O da insanların mesela alım gücünden dolayı kaynaklanıyor. Yani eskiden öyle değildi. Şu anda inanki çok zor. Ben dilerim ki gerçek mağdur olan sahiplere ulaşsa güzel. Kira yardımı olsun. Yani kira yardımından tutun öbür yardımlar. Eğer ulaşırsa mutlu oluruz yani.